Hoş geldiniz. Borsa gündemiyle ilgili konuşalım. Bugün olaylar olaylar ne oldu? Borsacı da yeni hisse söyledi. Ben de kanalımda yayınladım bunu. Videoyu yayınlamadan önce bir bakayım dedim. Hisse dar hele dedi bugün. Bir bakayım dedim kaç para diye. Eksi birdi hisse. Videoyu yayınladıktan sonra eksi birden bir artı beşe hızlı bir şekilde gitti. Sonradan artı beşte herhalde tahtacı uyandı herhalde. Yani hani tahtacı lavabodayken veya uyuyakalmışken hisse çok kısa bir sürede çok sert uçtu. Sonradan herhalde tahtacı fark etti mevzuyu. YouTube'da takılırken mi denk geldi veya işte baktı alışlar geliyor falan. Oralarda biraz hisse gidemedi o süreçte. Oralarda biraz oyalandı falan. Sonra bir daha attı yukarı. Artı 6,5'u gördü yani. Hani eksi birden artı 6,5'a gidebildi hisse. Dolayısıyla kısa vadede işte böyle kanala abone olup bildirimleri açanlar. Videoyu da sabah yayınladım borsa işlem saatlerinde. Yani böyle bildirim gelir gelmez videoya bakıp hemen o anda alanlar işte 3-5 dakika içinde birkaç dakika içinde alanlar. Çünkü hemen saniyesinde uçmadı. Bir 5 dakika geçti yani bir. Bir 5 dakika falan eksi 1 artı 1 oralarda gitti geldi. O 5 dakika içinde alabilenler %7 kar yaptı. Zaten hissede lotu az. Bakın halka açık piyasa değeri 65 milyoncuk. Sabah daha da azdı. Hani yüzde İşte 5 yükselince daha da artmış oldu halka açık piyasa değeri. Yani 60 milyoncuk bir şey. Yani tabii bence böyle hisse günlük artı 5'i geçtikten sonra almak bence tehlikeli. Hani artı 5'te artı 6'da hele artı 8 falan oralarda hisse almak bence tehlikeli. Ama böyle eksi 1 işte artı 1 arası falan oralardan alınabileceğini düşünmekteyim. Kısa vadede bir kazanç fırsatı olmuş oldu. Bugün hisse ne yapmış kapanışı? Artı 5,5 yapmış kapanış. Gidiyor bu formasyon içinde. Şu tepe. Şu tepe. Bakın şuralar iki yerde değilmiş. Hatta 1, 2, 3 yerde değilmiş. Şu anda burada bu üçgen sıkışıyor. Şu anda. İşte ne formasyonu? Sıkışan üçgen, alçalan üçgen formasyonu falan. İsmi çok da önemli değil. Fibonacci desteği şu tepeden, şu dipten şu tepeye, şu kapanış fiyatına çektim. Bakın şöyle bir 11,5 TL'de destek mevcut. Orayı kıracak olursa 9,20'de bir destek mevcut. Onu da kıracak olursa 5,95'te bir destek mevcut. Direnç yeri de tarihi zirve ve şurası 13,90. Burayı geçmekte biraz zorlanabilir. Onu artık herkes kendisi faaliyet raporu açıp, çünkü bu bir yatırım holding hissesi. Yatırım holdingin potansiyeli anlamak için çok önemli şey faaliyet raporunu açıp portföyüne bakmak. Portföyü nasıl? Ucuz mu? Primli mi? Portföyünde potansiyel var mı? Portföy değerlenecek mi? Bunu incelemek bence. Yatırım holding böyle incelenir. Yoksa yatırım holding çok kar etti diye alırsanız o zaman bir sonraki bilanço düşük gelebilir. Çünkü portföyünün potansiyeli önemli. Çünkü fabrika gibi bir fabrika gibi işte böyle yüzlerce çalışan insan olmadığı için portföyün değerlenmesiyle kar eden firmalar oldukları için biraz daha detaylı incelemek lazım. Yatırım holding hissesi almak bir inceleme gerektiren bir şey. Bir de tabii bir hisse sürekli yükselemez. Düzeltme de yapacak. Bugün birisi yorumlara yazmış. IAS işte borsacı dedenin söylediği IAS niye düştü diye. Şimdi neden düştü belli değil mi? Grafiğe bakınca çok belli neden düştü. Çünkü o zaman buralarda mı söylemişti? 12 liralardan çok kısa bir sürede 27 liraya gidince %100 gidince böyle düzeltmeler olabiliyor. Bu yüzden ne yapmak lazım? Hisseyi dipteyken trendin dibine gelince ha hisse trendin dibine gelmesine rağmen primli olabilir. Dolayısıyla o trendin dibini kırıp düşüş trendine de başlayabilir. Biraz incelemek lazım hisseyi. Yani dolayısıyla bir hisse kolay kolay yıllık %50'den fazla gidemez. Ha çok büyük bir yatırım yapar, çok büyük bir devrim yapar, kar patlaması yapacak bir işe girer o zaman %50'den de fazla gidebilir ama bir hisse kolay kolay %50'den fazla kalıcı olması zor iş. Ha tabii bu yıl alt tabii bu yıl altcoin değil tabii ki alt hisse rallisi oldu. Lotus hisseler uçtu. %50'den çok daha fazla kazandırdı. Sert düzeltmeler de yaptılar ama tabii bir yıl önceki başladığı seviyeye dönmeler çok zor çok zor bir şey. Çünkü mesela bir hisse var 5 liradan 15 liradan 1000 TL'ye gitti. Sonra çok sert düzeltmeydi 1000 liradan 100 liraya düştü. Şimdi bu hisse 100 liradan 5 liraya kolay kolay düşmez bir daha. Ama sert bir düzeltme de yedi yani.
Mesela Ayasin de loto aldı. Küçük bir tahta. Bu da bu yıl 2 liradan 27 liraya gitti. 10 kat gitti. Ama hani BIST 30'da gibi ise yıllık getirisi %50'den fazla olmaz. Ortalama olarak %50'den fazla olmaz yani. Hani %20 getirir. Yıllık %50 kazandırır bazen ama her yıl %80 kazandırmaz yani bir BIST 30 hissesi. Dolayısıyla hani bir hisseyi diyelim 20 liradan aldıysan 100 TL'ye 200 TL'ye gitmesini bekliyorsan tabi bu yıllarca sürecek bir şey. Çünkü bir firma 10 kat büyümeden hissesi 10 kat gitmesi zor. Ha, bu yıl gitti Lotaz diye. Çünkü rally oldu bu yıl Lotaz hisselerde. Ama bu her yıl olmaz. Lotaz hisseler her yıl 10 kat gitmez yani. Zaten 10 kat gidecek. Zaten 10 kat gidince tahta biraz büyümüş oluyor artık. Lotaz'dan bir lot pahalı olmuş oluyor. Bu sefer hisse gitmekte zorlanabiliyor. Ha, firma çok büyük kar patlaması yapar. Lotu çoksa da gider o hisse ama hemen gitmeyebilir, ne zaman gideceği de önemli. Dolayısıyla böyle hissenin işte 5 kat 10 kat gitmesen bunlar yıllar sürebilecek şeyler. Bir hisse her gün sürekli yükselemez. Çok sert düştüyse düzeltme yapacak, yataya girecek. Sonra bir daha hareket gelebilir. Firma iyi gittikçe, büyüdükçe ortaya uzun vadede hissesi de yukarı gidecektir. Şimdi bir de YouTube yorumlarında çok fazla görüyorum. İşte borsacı dedenin madem 10 milyonu var. Şimdi bir videoda öyle demişti. Madem 10 milyonu var niye işte Mercedes'e binmiyor? Şimdi soruya bak. Bir kere 10 milyon çok büyük bir para değil. Zaten Mercedes'in tanesi zaten 1 milyon mu? İşte kimisi yazmış neden evi böyle işte som altından neden işte birisi yazmış neden evi şöyle değil birisi demiş neden kıyafeti şöyle değil. Ya bir kere kime ne? Bir insan evinden, arabasından, giydiklerinden mutluysa parası var diye gidip yeni ev almak zorunda değil. Ya mutluysan asıl amaca ulaşmışsın zaten. Bir insan neden ev alır? Bir insan neden ev araba alır? Kendini mutlu etmek için. Bir insan kendisi zaten mutluysa o zaman parasını eve arabaya harcamak zorunda değil. Bir de zaten ÖTV kaç olmuş? Bu piyasada araba almamak daha bile mantıklı olabilir. Bir insan çok zengin olsa yine de araba almayabilir bu zamanda. Neden? Çünkü sistemi protesto etmek için. Ülke dışında, yurt dışında birileri bir yıl çalışmakla araba parası kazanıyor. Biz 10 yıl çalışmakla, 20 yıl çalışmakla. Bu ne ya? ÖTV'ler uçmuş gitmiş. Araba mı alınır bu zamanda? Ya alınabilir de parası olan alabilir ama parası olan almasa da olur. Neden? Sistem protesto etmek için. Dolayısıyla işte böyle kapitalist kapitalist. Yani işte bu yorumlar kapitalizmin istediği yorumlar zaten. Kapitalizm ne istiyor? İşte herkes parasını çarçur etsin. Alsın versin, ekonomiye can versin falan. Ya tamam tabii alışveriş yapınca ekonomi şenleniyor bu doğru ama İşte israfla nereye kadar? Bir insan sürekli bir şeyler isterse, tüm toplum sürekli bir şeyler isterse, o zaman toplum ihtiyaçları cevap verebilmek için daha çok çalışması lazım gelecek. Daha çok çalışan toplum. Çok isteyen ve daha çok çalışan toplum mu daha mantıklı yoksa ihtiyaçlarını karşılayan, boş vakitlerinde kendine vakit ayıran, işte ailesiyle ilgilenen bir toplum modeli. İkincisi bence daha cazip. O zaman ikincisi için ne olması lazım? İnsanlar biraz kanat etmesi lazım. Sürekli yeni şeyler istersen işte lüks evmiş, lüks arabaymış, habire kıyafet değiştirmekmiş falan. Sürekli alışveriş yapmak istersen hazıra dağlar dayanmaz. O yüzden bu yorumlar bence saçma. 10 milyon çok büyük bir para da değil bence. O bir villa dediğin zaten 1,5 milyon. Mercedes dediğin 1 milyon. Bir insan neden parasının dörtte biriyle bu kadar şeyler alsın ki? ÖTV olmuş bilmem kaç. Ev diyorsun. Evin maliyeti ne hesapla? Sana sattığı parayı hesapla. Müteahhitin karına bir bak. Ev almak mantıklı mı değil mi? Bir düşün. Ya bir insanın bir evi varsa zaten neden gidip bir daha ev alsın ki? Yatırım. Yatırım yapacaksan borsada. Adam zaten borsanın kurdu zaten. Yatırım yapacaksa ev almaz. Borsada yatırım yapıyor zaten. Adam Ege'ni 15 lirayken almış. Yıllar önce. Şimdi bu insanın ev alıp yatırım yapması düşünülebilir mi? Ev dediğin ne ki? Ev eskiyor zaten. Ha arsa almış olabilir ama bunda videoda göremiyorsun. Dolayısıyla bir insanın parası varsa o parayı çarçur etmek zorunda değil. Herkesin kendi tercihi. Bir insan evinden, kıyafetlerinden, arabasından, yaşantısından memnunsa parası var diye bunu değiştirmek zorunda değil. Biraz bakış açımızı, ufkumuzu genişletebiliriz. Böyle yorumlar görmek bir kere ayıp.
bir insanın kendisinden kaç yaş büyük bir insana işte niye Mercedes'e binmiyorsun falan demesi ayıp. Önemli olan gözümüzün tok, gönlümüzün zengin olması. İzlediğiniz için sağ olun.